Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlere tülbentlerimize yakışacak oldukça güzel sıralı kolay tığ oyası modeli paylaşacağım bu modelimi tülbentlerinizin harcı farklı yerlerde de kullanabilirsiniz mesela havlu, havlu kenarında kullanabilirsiniz peçete kenarlarında çarşaf yastık kılıflarında kullanabilirsiniz modellerinizi ve farklı amaçlarda da kullanılabilir oldukça güzel ve kolay bir model hayırlısıyla başlayalım isterseniz Evet şimdi modelimizi başlayalım Şimdi modelimizde sıfırdan başlayacağım. Böyle devam edeceğim için ilk başta 4 tane zincir çekeceğim. Şöyle başlayalım. Bakalım. Bismillahirrahmanirrahim 2, 3 ve 4. 4 tane zincir çektikten sonra bir kere başını doluyoruz ve tığ batlarımızı 2 zincir çekerekten hazırladım. 1, 2 ve 3. tığ batısına batıyoruz. Buradan ilk önce 1 sonra 2 sonra 2 olarak alıyoruz tekrar başını bir kere doluyoruz aynı tığ battısının içine 1 2 2 de çıkaraktan tekrar yine aynı tığ battısının içine bataraktan 4 tane bu şekilde yapacağız 3 oldu tekrar yine 1 2 2 de çıkıyoruz bir kere dolayarak da 4 tane yaptıktan sonra 4 tane zincir çekiyorum 3 4 tane çektikten sonra tekrar yine bir kere başını dolayıp aynı yere giriyoruz. Buradan yine aynı 1, 2 ve 2 de çıkaraktan başını bir kere dolayıp aynı yere yine giriyoruz. Buraya da yine 4 tane yapacağız. 2 oldu. 3 bir tane daha yapıyoruz. 4 tane. 4 tane yaptıktan sonra 4 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, ve 4. 4 tane çektikten sonra başını bir kere doluyoruz ve arka yüzünü döndürüyoruz. Burada 4 zincir çektiğimiz kısmın içine giriyoruz. Bir kere dolamıştık başını. Yine aynı bakın 1, 2, 2 de çıkıyoruz. Tekrar yine 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Başını bir kere doluyorum. Aynı yere giriyorum. Bu 4 zincir çektiğim yere girip yine 1, 2, 2 de çıkıyorum. Şimdi tekrar yine 4 tane zincir. 1, 2, 4 tane zincir çekip bir kere başını dolup ilk başladığımız yere tam tepe kısmından batıyoruz. Buradan da yine 1, 2, 2 de çıkıyoruz. Bu şekilde ikinci sıramızı yaptık. Geri dönüş yapıyoruz. Ön yüzümüzü döndürmüş olduk. Şimdi ilk yaptığımız zincirimiz için şöyle bir içine bir sık iğne ile kapatıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Bir kere başını dolayaraktan bu kutucuğumuzun içine bir, iki, iki de çıkarak devam ediyoruz. Toplamda beş tane yapacağız. Bir, üç oldu. Dört, bir tane daha yapıyoruz. Beş. Beş tane yaptıktan sonra üç tane zincir çekip aşağı iniyoruz. Yani aynı kutucuğumuzun içine girip kapatıyoruz. O şekilde. Şimdi diğer kutucuğumuza girmek için yanına batıyoruz. Tekrar yine 3 tane zincir çekiyoruz. 2 3 tane bir kere başını doluyorum. Aynı kutucuğumuzun içine girip yine 2 2 ve çıkıyoruz. Tekrar bir daha doladım. 1 2 2 de çıkıyoruz. 3 oldu. Zincir de sayıyorum. 4 bir tane daha yapıyorum. 5. 5 tane yaptıktan sonra 3 tane zincir çekerek aşağı iniyorum ve 6 tane olmuş oluyor toplamda. Zincirlerle birlikte. Şimdi yan tarafa geçiyorum son kez. Yine buraya da sık iğneyle kapattım. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Bir kere başını dolayarak buraya da aynı şekilde devam ediyoruz. Burada yaptıklarımız gibi 2 oldu. 3. 4 5 5 tane olduktan sonra yine 3 tane zincirimi çekiyorum aşağı inmek için. Boşluk kutudan giriyorum. Bir kapatıyorum. Evet, modelimiz bitti. Şimdi aşağı inmek için yine 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 tane zincir çektikten sonra 1 2 3. tığ battasına batıyorum. Bunu sık iğne ile kapatıyorum. Diğer tekrar yine bir tane daha yapalım isterseniz tam anlaşılsın diye. Şimdi tekrar yine bir iki üç dört tane zincir çektim. Tekrar başını bir kere doluyorum. Bir iki üçüncü tığ battasına batıyorum. Yine burada bir iki iki de çıkıyorum. Ara kısmımız bu şekilde. Şimdi tekrar yine bu alt kısmımıza devam ediyoruz. Bir kere aynı yere batacağız yine. Bir kere başını doladım. Bir, iki, iki de çıkaraktan dört tane bu şekilde yapıyoruz. Üç, dört oldu. Dört olduktan sonra dört tane zincir çekiyorum. İki, üç, dört. Bir kere başını doladım. Aynı yere yine tekrar dört tane yapıyoruz. İki oldu. 3 bir tane daha, daha yapıyoruz ve 4 4 tane olduktan sonra 4 tane zincir çekiyorum 2 3 4 tane çektim arka yüzünü döndürüyorum bir kere başını doluyorum buraya 4 zincir çektiğimiz yerin içine giriyorum 1 2 2 de çıkıyorum tekrar yine 4 tane zincir 2 3 4 tane çektikten sonra bir kere başını doluyorum aynı yere bir daha giriyorum 1 2 2. Şimdi tekrar yine 4 tane. 2, 3, 4 tane zincir çektikten sonra ilk başladığımız yere batıyoruz. Burada 1, 2, 2 de çıkıyoruz. Şimdi direkt olarak ön yüzüne döndürüyorum. Bir kere aynı yere bir iki batıyoruz sık iğne ile. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Bir kere başını doluyorum. Buraya Trabzanlarımızı devam ediyoruz. Bir iki oldu zincirli iple sayarak da üç dört beş beş tane olduktan sonra üç tane zincirle aşağıya kutucuğumuza girmiş oluyoruz son kez bu şekilde yana geçiyoruz diğer kutucuğumuzun içine. Ve burada da pardon şu ipim dolaştı hemen geliyorum. Evet. Tekrar devam edelim. 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Bir kere başını doluyoruz. Yine diğer kutucuğumuzun içine girdik. 2 oldu zincire saydığımız için. Şöyle 3 4 5 5 tane yapıyoruz. 5 tane daha sonra 1 2 3 tane zincirle aşağı iniyoruz. Bunu tamamladıktan sonra yan tarafa geçiyoruz diğer kutucuğumuzun içine Burada yine 3 tane zincir çekerek Aynı şekilde devam ediyoruz 2 3 4, 5 5 tane olduktan sonra 3 tane zincir çekiyorum 1, 2, 3 tane çektikten sonra kutucuğumuzun içine giriyorum. Modelimiz bitmiş oluyor. Şimdi aşağı inmek için de yine 4 tane zincirimi çekiyorum. 2, 3 ve 4. 4 tane çektikten sonra tığ batlı ara 3 3'er tane ayırıyoruz. 1, 2 ve 3. tığ battısına batıp sık iğne ile kapatıyoruz. Tekrar yine 3 zincir çekerekten aynı şekilde devam edeceğiz. Bakın bu şekilde modelimiz devam ediyor. Ara kısımlarımızı üçer tane ara kısmı bırakarak da güzel bir model arkadaşlar. Evet kanalıma abone olup videolarımı beğenip bana destek olursanız çok mutlu olurum. Ayrıca yorum yapan beğeni yapan destek olan arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ederim. Hoşçakalın tekrar görüşmek üzere.